Kerem bir kez daha mutlu günler yayınlar dileyelim Ankara'dan. Yağış biraz etkisini kaybetti. Aslında her geçen dakika değişkenlik gösteren bir hava durumu var ama Galatasaray taraftarlarının buradaki sayısının arttığını söyleyelim. Dünden itibaren Ankara'da havalimanında, otel çevresinde Galatasaray taraftarları bu heyecanı, bu coşkuyu yaşıyorlar. Şampiyonluk coşkusunu yaşıyorlar. 90 dakika uzaklıkta Galatasaray, 90 dakika ve 3 puan uzaklıkta Sarı Kırmızılılar. 23. şampiyonluğuna Cumhuriyetin 100. yılında Ankara'da Galatasaray şampiyon olmak istiyor tabii. Çok fazla anlam barındıran, çok fazla hikayesi olan da bir maç olduğunu söylemekte fayda var. Okan Hoca'nın 1993 yılında futbolcu olarak Galatasaray'daki ilk şampiyonluğu yine bir 30 Mayıs gününde yine Ankara Gücü'ne karşı elde edilmişti ve bugün de yine 30 Mayıs'ta Okan Buruk bu kez teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında şampiyonluğa ulaşmak istiyor dün yayınlarda söylemiştik bugünkü yayınlarda da bahsettik Galatasaray kafilesi tam kadro olarak buraya geldi yönetim futbolcular, taraftar hep birlikte bir birliktelik atmosferi oluşmuş durumda. Bu şampiyonluk maçı öncesinde Galatasaray'da tek eksik Nikolo Zaniolo kırmızı kart cezası nedeniyle iki maçlık cezasını tahkim kurulu onamıştı. Bugün forma giyemeyecek ama o da kafileyle birlikte buraya geldi. Yine aslında sezon içerisinde U19 takımıyla sıklıkla antrenmanlara çıkan ama A takımla birlikte de vakit geçiren isimler Hamza gibi yine onun dışında Baran gibi isimler de buraya getirildi. Dediğimiz gibi tüm kafile tüm takım burada bu şampiyonluk coşkusunu yaşamak istiyor. Artık yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir zaman kaldı Galatasaray kafilesinin stadyumu hareketine. Az önce kameraman arkadaşım Ege Ural sizlere burada bekleyen taraftarları gösterdi. Tabii ki takımın çıkışı esnasında hem sayı hem coşku artacaktır. Hemen muhtemel 11'den de bahsedelim. Galatasaray bugün nasıl bir kadroyla sahada olabilir? Hemen onu ifade etmeye çalışalım. Son haftalardaki kadroyu çok fazla değiştirmesini beklemiyoruz. Okan Burun kalede Fernando Muslera forma giyecek. Savunmanın sağında Saşa Boya solda Kazım Can stoper ikilisinde Nelson ve Abdülkerim orta sahanın merkezinde Torreira Oliveira onların önünde 10 numara pozisyonunda Dries Mertens görev alacak. Sağ tarafta Milot Raşit sağ solda Kerem Aktürkoğlu ileride ise Maro Icardi şeklinde bir ilk 11 Galatasaray'ın bugün sahada olmasını bekliyoruz. Sarı Kırmızılar bugün kazanması 3 puana ulaşması halinde rakiplerinin alacağı sonuçlara bakmadan şampiyonluğunu ilan edecek. Ankara'da Cumhuriyet'in başkentinde Cumhuriyet'in 100. yılında Sarı Kırmızılar şampiyon olmak istiyor. Biz de buradaki atmosfere dair detay detayları, birazdan takımın çıkış esnasındaki görüntüleri ve tüm yansıyanları, bu tarihi günden, bu şampiyonluk gününden yansıyan tüm detayları Ankara'dan aktarmayı sürdüreceğiz diyelim. Sözü size bırakalım. Emre Kaplan Ankara'dan bildirdi. İlerleyen saatlerde yeniden Emre'ye gideceğiz. Galatasaray kafilesinin stadyuma çıkış yolunda nasıl bir atmosfer olacak? Spor ekranlarında elbette sizlerle paylaşacağız. Galatasaray Ankara gücü deplasmanında olacak Fenerbahçe Antalyaspor maçı üstüne de konuştuk. Giresunspor Trabzonspor karşılaşması bizlere neler getirebilir? Hakikaten günün en çok merakla beklenen maçlarından bir tanesi bu. Halgın Domaç maç Giresun'da Karadeniz derbisinde hangi taraf daha baskın? Çok fazla 3 puana ihtiyacı olan Giresunspor mu yoksa Evde puan toplasa da deplasmanlarda deyim yerindeyse kayıpları oynayan Trabzonspor. 10 maçtır. Şöyle söyleyeyim önce şu e, maçta yani Galatasaray kadrosunun kafilesinin hı hı. E, oynayan oynamayan tüm oyuncuları oraya götürmesi eğer bir şampiyonluk kutlaması bir şampiyonluk fotoğrafı çekilecekse o fotoğrafta iyi kötü ter döken emeği olan herkesin olması açısından doğru bir uygulama olmuş. Onu özellikle söyleyeyim. Yani yerinde bir uygulama yapmışlar. Sonuç itibariyle herkes orada olsun ki o fotoğrafına, o fotoğrafa girsin istemişler. Tabii sonrasında farklı fotoğraflar falan çekilecek ama kutlama açısından söylüyorum. Hı hı. Şimdi dönelim Giresunspor Trabzonspor maçına. Şimdi Trabzonspor'un deplasmanda e, kolay maç kazanamadığı gerçeğini söyleyelim. Nenat Bielisa'nın da henüz takıma tam hakim olduğunu da söyleyelim. A hakim olamadı. olamadı. Yani. olamadığını da söyleyelim. Ama bütün bunlara karşın tabii ki Trabzonspor takımı ligi her zaman bitirebileceği en üst yerde kazanabileceği en çok maçı kazanarak bitirmek ister. Yani şöyle düşünüyor herkes. Ya iddiasını kaybetti nasıl olsa. Öyle değil. Yani bunlar bu büyük takımlar özellikle bu konuda e, şey saymıyorum. Bak e, beşinci bitirme ile altıncı, yedinci bitirmek arasında maddi olarak da e, farklılıklar var. Şöyle söyleyeyim. Trabzonspor ligi beşinci de bitirebilir, dokuzuncu da bitirebilir. Evet, Böyle bir tablo. Burada var. da farklılıklar var ama ben Trabzonspor takımının burada parayı değil de öncelikli olarak bitirebileceği en iyi yerde bitirip taraftarına umut aşılamayı, taraftarına e, iyi şeyler vaat etmeyi düşüneceğini inanıyorum. Yani benim düşüncem böyle. Hı hı. Onun için yani bu maç e, Trabzonspor açısından da kazanılması gereken bir karşılaşma. Giresunspor açısındansa e, ben hani ligde kalmamız açısından çok 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 değerli. Yani ben kalmamız diyorum artık. Hani orada Giresunspor'da 4 dönem yöneticilik yapmış bir Giresunsporlu evet. olduğumu herkes bile, bildiği için kalmamız açısından %100 kazanmamız gereken bir maç. Bakın beraberliğin bile Giresunspor için sadece umut tazeleme olarak kalacağını düşünüyorum. çünkü eğer kaybedersek ki yani daha doğrusu Trabzonspor kazanırsa Giresunspor'un kümede kalma umutları mucizelerle ifade edilebilecek hale gelir. Ee, arkadaşlarım da var mı bilmiyorum daha önce o o tabloyu yani küme düşme potasındaki tabloyu getirmişlerdi buraya biz Mahmut hocamla yayındaydık evet. galiba getirmişlerdi Burada da abi bir araba. şimdi şöyle söyleyeyim o tabloya baktığımızda bu maçın önemi daha net ortaya çıkıyor sadece Giresunspor açısından da değil bütün düşme potasındaki takımlar açısından bu maçın önemi çok yani fena bir e, e, Özür dilerim. Trabzonspor maçını Giresunspor kazanırsa, kazanırsa küme düşme barajını 43'e çekebilir Giresunspor. Kazanırsa. Çünkü sonrasında iki maçı var. Görece bir Ümraniye maçı daha görece kolay sayılabilir. Diğeri de geldi. Şimdi onun üzerinden konuşuruz. Diğeri de içeride Antalya maçı. Yani sonuç itibariyle 43'e çıkabilecek durumu gelebilir. Şimdi burada Alttaki tabloya bakması lazım izleyicilerimizin alttaki tablo oynanmamış ama hükmen kazanılacak oyunları da ekliyor, dahil ediyor. Şimdi bak baktığımızda şimdi bir eğer Trabzonspor maçı kazanılamazsa Giresunspor'un ulaşabileceği en üst rakam 40 40'a geleceğiz daha fazlası olmuyor. Şimdi bu şartlar altında mesela bir ümraniye maçı olan İstanbulspor 41'e çıkma ihtimali çok yüksek. Sivasspor'un Sivas Spor'un burada tehlikesi büyük ama o da iki maçını da içeride oynuyor. Mesela 41 ile Antalya Spor kümede kalıyor zaten. Yani otomatikman kümede kalıyor. Ankara gücü de Ankara gücü de bu maçı kaybetse bile sadece 2 puanla yani 2 maçtan elde edeceği 2 puanla da kümede kalma şansını arttırıyor. Yani o manada baktığımızda ben hep onu söyledim. Spor'un Giresunspor'un Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşma sadece Giresunspor'u değil Likten düşme potası içerisinde bulunan tüm takımları direkt olarak etkiliyor onu söyleyeyim. Ya baraj yükselecek Giresunspor kazanacak yükselecek 43'lere kadar çıkacak ya baraj 43'lere çıkarsa burada bütün takımlar tehlikeye girer Mesela Antalya Spor, son hafta Giresunspor Spor'u ağırlayacak kendi evinde yani ona baktığımızda hepsini etkileyebilir.